Efendim Diyanet TV'den herkese hayırlı akşamlar. Edebi ile yine huzurlarınızdayız. Yayınımızı Altındağ Belediyesi'ne bağlı Ankara Mevlevi Hanesi'nden gerçekleştiriyoruz. Bu hafta Ömer Demirbağ hocamla aşık ve aşıklık üzerine konuşacağız. Ömer Demirbağ hocam hoş geldiniz, şerefler verdiniz. Efendim, teşekkürler. Nasılsınız hocam? Çok teşekkürler. Hamdolsun. Sizi de iyi gördüm. Hamdolsun hocam. Allah razı olsun. Edebi programımızın 3. bölümüyle Seyircilerimizin huzurundayız. Bugünkü programımız Aşıklık ve Aşıklığın Alametleri. Destur verirseniz zat Halil'in bir efendim. şiiriyle başlamak istiyorum. Siz okumuyorsunuz, tevazu ediyorsunuz hocam. Estağ, tevazudan değil ben bilmiyorum kendi şiirimi <gülüyor> Estağfurullah. <gülüyor> Müsaade buyurursanız ben evet. arz etmek istiyorum. Şarkı şiirin ismi. Seni sevmek hadi olsun bana dağlarca vebal seni sevmekten erir taş Toz olur cümle cibal. Seni sevmek kitadan tadan tatlı da hiç tat mı kalır? Seni sevmek, seni sevmek ne şeker böyle ne bal. Bu ne halet ki dü alem deme bir anı değer. Doyum olmazmış o kavrulmaya bin canla meğer. Ne fuzuli buna kanmıştı ne Yunus ne diğer. Seni sevmek, seni sevmek ne şeker böyle ne bal. Kale miflasta kelam suspus olup aczilelal. Edemez aşkını dil şerhü beyan sözle muhal. Nasıl anlatmalı gelmez hele teşbihe bu hal. Seni sevmek seni sevmek ne şeker böyle ne bal. Biriniz bir şeyi bildim derisem bilmiyorum. İçi boş vaaz-ı nasihatte kesem bilmiyorum. Buna şiirin mi desem, şehit mi desem bilmiyorum. Seni sevmek, seni sevmek ne şeker böyle ne bal. Kınasın zahid-i zerrak asıl izzet bu bize. Acı gelmiş payın ey dil ama hazret bu bize. Tadalım zehrin aşkın ki ne lezzet bu bize. Seni sevmek, seni sevmek ne şeker böyle ne bal. Hocam kaleminize sağlık. Allah razı olsun. Efendim. Böyle güzel şiirlerinizden bizi mahrum etmiyorsunuz. İlk sorumla başlayayım hocam. Aşıklık nedir? Bir aşığın alametleri <laughs> nelerdir? Biz aşık olduğumuzu nereden anlarız? Evet biz aşık olduğumuzu anlayamayız. Zaten aşık olan aklı başında olmaz. Aşıklık nedir? Şeyh Galip desin. Fari olmam eylesen yüz bin cefa sevdim seni. Böyle yazmış alnıma kilki kaza sevdim seni. Ben bu sözden dönmezem devriyledikçe nühfelek. Şahit olsun aşkıma arzu sema sevdim seni. Bendi peyvendi dilim ebru-i gaddarındadır. Rüşteyi cemiyetim zülf-i siyahkarındadır. Hastayım ümmidi sıhhat çeşmi bimarındadır. Bir devasız derde oldum müptela, sevdim seni. Ey hilal ebru, dilin meyli sanadır doğrusu. Ra kaşından inhiraf etsem riyadır doğrusu. Ya sevap olmuş veya olmuş hata, sevdim seni. Aşıklık tavrı budur işte. Koskoca bir şey, makamındaki zat, özellikle son dörtlükte bir mısrayı unutarak atladım. Ey hilal ebru dilin meyli sanadır doğrusu. su Suyi mihraba nigahım gece edadır doğrusu. Ra kaşından inhiraf etsem riyadır doğrusu. Ya sevap olmuş veya olmuş hata. Sevdim seni. Bunu diyen bir şeyhtir. Evet. Sevap da olsa, günah da olsa, ne olursa olsun bir gerçek var. Seni sevdim. Aşk böyle bir şey ve aşıklık tavrı bu yaratılışın kara noktası dediğimiz delikte kendini kaybetmektir. Aşıklık tavrı böyle bir şeydir. Özellikle divan edebiyatımızdaki şairlerin tümü mutlaka aşık rolündedir. Hepsi aşıklık pozisyonundadır. Fuzuli mesela geçer. Mecnun'la yarışırlar. Çoğu zaman onu geride bırakırlar. Mecnun ne ki bunların yanında? İşte ben de Mecnun'dan füzun. Aşıklık istidadı var. Aşıkı sadık menem. Mecnun'un ancak adı var. Bakın Mecnun'la kıyas yapıyor. Yine mesela şeyde geçer. Şair hayali de nar dilden zahir etsem bir şerer alem yanar. Dursa birdem dem sineyi suzanum içre gam yanar. Kaysa ey dün ben bela deştinde sergerdan iken uğramasın yanıma billahi ol sersem yanar. Yani Mecnun daima bunların yanında geride kalmış, beceriksiz, eksiktir. Divan şairleri Mecnun'a dahi aşkı üretebilecek bir pozisyonda muazzam mübalağa gösterirler. Son olarak aklıma geldi La Edri'den. Mektebi aşk içre, Mecnun'la beraber okurduk. Ben mushafı mı eyledim, o velleyli de kaldı. Velleyl hem sure adıdır, hem Leyla'nın adıdır, hem gece demektir. Bin bir tevriye var orada. Eyvallah hocam, Allah razı olsun. Şimdi e, geçmiş dönemdeki aşk algımızla günümüzdeki aşk algımız arasında biraz fark var mı hocam? E, elbette var. Yani aşktan ne anladığımıza bağlı. Evet. Önceki programlardan birinde demiştim. Yani ki evdeki kediye köpeğe bile aşkım diye hitap edildiği bir dönemde aşktan ne anladığımıza bağlı yani. Aşk kainatın varlık sebebidir. İnsan olmanın biricik şartıdır. Ve hatta tasavvuf erbabına göre insanla hayvan arasında tek farktır. İnsandaki üstün özellikler alt seviyede de olsa hayvanda var. Ama bir şey var ki insana mahsus. İnsan aşık olur. Hayvan aşık olmaz. Hayvan aşık olmaz zaten. İnsan da aşık olma. İnsanı insan eden bu. İnsanda böyle bir yetenek var. İnsanın insan olmasına sebep olan, eşrefi mahluk olmasına sebep olan ve meleklerin dahi secde etmesine sebep olan hikmet budur. İnsanda aşık olmak gibi bir yetenek vardır. E doğal olarak şairler, herkes aşık pozisyonundadır. Aşkıyla övünürler. Ne kadar çok yandıklarını, tutuşturduklarını anlatırlar ve çizdikleri belli bir heykelleşmiş aşık profili vardır. Aşık işte rengi sapsarıdır, bir deri bir kemiktir. Diyor ya bakide geçer. Teni zarımda pehlüm üstuhanı sayılur bir bir. Beni seyretmeyen ahbap musikarı görsünler. <laughs> Kaburga kemikleri sayılır. Yemekten içmekten kesilmiştir. Uyku nedir bilmez. Şebi hicran yanar canım, töker kan çeşmi giryanım. Uyarır halkı efkanım. Kara bahtım uyanmaz mı? Aşık uyku bilmez, yeme içme bilmez, gülmek nedir bilmez. Bu hal kendisinde devam etsin diye sevgiliyi bile görmez. Aşık budur. Aşiyanı murgu dil zülfü perişanındadır. Kanda olsam ey peri gönlüm senin yanındadır. Aşk derdiyle hoşem el çekil acımdan tabip. Kılma derman kim helakim zehri dermanındadır. Az, e, önceki programlardan birinde sanıyorum okumuştunuz. Öyle kalmış aklımda. Aşk derdiyle olur aşık mizacı müstakim. Düşmenimdir dostlar bu derde derman eyleyen. Bu derde derman eden düşmanlık evet. yapıyor bana. Önemli olan aşkın devam etmesi. Sevgili bile aşk aleminin varlığının devam etmesi için bir figürden ibarettir. Yeter ki aşk devam etsin. Amaç budur. Tasavvufun tesiriyle bin bir renk kazanmıştır. Ve yüzyıllar içinde sayısız mısraya revnak vermiştir aşıklık tavrı. Eyvallah. Hocam e, klasik dönemle günümüzde bunu idrak edişte bir fark var zannediyorum. Yani bugün neleri eksik yapıyoruz da o idrake ulaşamıyoruz sizce? Yani bir kopukluk var. Yerlerde tabii, hata yaptığımız e, kesin. Bir kopukluk var. E, bunun tabii sebepleri var, sonuçları var, sosyolojik izahı var. Oralara girmeyelim. İki dünya savaşı geçirmiş ne aşkı. Bu dünya, <laughs> iki dünya iki kere birbirine girmiş. Bütün dünya e, teknoloji ilerlemiş, aya gidilmiş, bütün bu oluş bitişlerin hepsi bir yüzyıl içinde olmuş bitmiş. E, doğal olarak insan ruhu bunları hazmedemez. Elbette bazı hassasiyetler körelecektir. E, sadece edebiyatta değil, divan edebiyatında değil, saz edebiyatında da bu böyledir, müzikte de bu böyledir. Hatta bir araştırmada okudum, dansta bile bir geriye gidiş var. Dans, o bir sanat dalı. Bizim kültürümüzde pek yok, folklorik filan şeyler var da, dans mesela bütün sanat dalları gibi dinden çıkıyor dans. İlk çağlarda, ilkel kabilelerde totemlerinin etrafında bir takım ritmik hareketler, am ibadet amacıyla yapılan hareketler dansın atasıdır. Daha sonra yüzyıllar içinde sanat yönü gelişiyor, dini tarafı geride kalıyor ve 18. yüzyılda vals ve bale ile zirveyi buluyor. En ahenkli şekli o. Fakat daha sonra bilinen olaylarla dünya birbirine katılınca zevk kabalaşıyor, geriliyor ve dikkat edin günümüzde dans ilk çağlardaki durumuna geri dönmüştür. Tepinme. Bu şiirde ve edebiyatta da böyledir. İşte mesela e, anlamsız sözler söylemek, sadece okuyucuyu şaşırtmak amaç sadece bundan ibaret. E buna şiir diyoruz. Neden böyledir? Çünkü bir gerileme vardır. Lezzet alma hasselerimizde meydana gelen felç artık çok lezzetli şeyleri algılayamaz olunca daha az lezzetli şeylerden hoşlanır oluyoruz. Şi derslerde söylerim. Ne oldu da bir zamanlar bal yemekten hoşlanan bir toplum zamanla saman yemekten hoşlanır hale geldi? Ne oldu? E Bir şey oldu. Bir şey en önemli, gözle görülür, somut olan şey son yüz yıl içinde dünyanın ve insanlığın yaşamış olduğu çalkantılardır. Bu maalesef e, olumsuz yönde etkilemiştir sanatı, edebiyatı, estetiği, ruhu ve ahengi. Böyle olunca da bir zamanlar daha ince, daha estetik, daha güzel şeylerden hoşlanan insanoğlu, daha çirkin, daha kaba şeylerden hoşlanır hale gelmiştir. Ötekini algılayamaz olmuştur. Hep soruyorum, kusura bakmayın. Estağfurullah. Fazlaca uzattım. Estağfurullah, lütfen. Yani burada kimseyi suçlamak için söylemiyorum. Bu bir tespittir. Kendi üniversitemde söylüyorum. Mesela diyorum ki, şu anda Yunus Emre kalksa, üniversitemize gelse, sizce bir futbolcu kadar ilgi toplar mı? <laughs> toplamaz. Toplamaz. Açık konuşalım, Kesinlikle. toplamaz. Neden? Ben futbolcuyu küçümsediğim için demiyorum. Bu bir kıyas unsurudur. Çünkü zevk alma hasselerimiz futbolcuyu ancak algılayabiliyor. Yunus Emre çok yukarıda kalmış. Dünyaya yeni gelen bebek neden lezzet alır? Süt içecek o. Dünyaya yeni gelmiş bebeğe, birkaç günlük bebeğe baklava yedirebilir misiniz? Kebap yedirebilir mi? Yiyemez. Algılayamıyor, anlamaz. Aynı şekilde insanlık şu anda Fuzuli'yi, Baki'yi, Şeyh Galibi, Yunus Emre'yi anlayamıyorsa bu bir yenilik değil. Bu dünyanın yaşamış olduğu buhranın zevk alma hasselerimizde meydana getirdiği tahribattan ötürüdür. Ancak yavaş yavaş bundan sıyrılıyoruz. Görüyorum genç yani 10 sene önceki öğrencimle şimdiki bir değil. Eyvallah. Şimdi anlattıklarınızdan öğrendiğimiz kadarıyla hocam bir kulu hakikate vasıl edebilecek en kuvvetli duygulardan birisi aşk. Bir kul bu duyguya nasıl ulaşacak? O bir nasıl bir şeydir. Ok çekti yukarıdan üstüme avcı. Ok çekileceksin. Yani o uğraşmakla çalışmakla olacak bir şey değil. Ama uğraşmadan çalışmadan olmaz da olacak tabii, bir şey olmaz. değil. Olmaz. Pencereye koştum. Kızıl kıyamet. Dediklerin çıktı ihtiyar bacı. Sonsuzluk elinde bir mavi tülbent. Ok çekti yukarıdan üstüme avcı. Alevden zehrini tattım bu okun. Bir anda kül etti can mı? Sanki burnum değdi burnuna yokun. Öz ağzımdan kustum kafa tasımı. Tepeden bir ok çekilecek. Eyvallah. Yoksa rol yapılır. Evet, bir Al ehlullah nazarı Elbette. Nazar Allah zaten, nazar ne demek? Nazarın tanımı. Tecelli'yi evet. tattıran bakıştır. Eyvallah. O bakış sayesinde tecelli'yi tatıyorsunuz. O bakışın hürmetine. Yoksa ibadetle siz sevap kazanırsınız, cennete gidersiniz, ücretsiz kalmazsınız. Ama siz başka bir şeye talipseniz nazara muhtaç. Nazarsız olmaz bu iş. O Eyvallah. nazar size bazı şeyleri tatmanıza vesile olur. Tattığınız zaman da çıldırırsınız işte. Ok çekti yukarıdan üstüme avcı. Aşkın tanımını nasıl yapabilmeli, nasıl yaşanabilir? Bir kere tasavvufun birinci evresini tekrar anlatayım. La ilahe dönemi. Kalbi temizlemeden bu olmaz. Kalp tertemiz olacak. Bir aynanın üzerindeki tozu toprağı kiri sileceksiniz ki o aynada güneş gözüksün. Güneş aksetsin. Kirli olan aynada bir şey görünmez ki. Kalbi temizlemek lazım. Peki kalp nasıl temizlenir? Bunun bin bir yolu vardır. Kişinin ruhi, e, bünyesine göre farklı tavsiyelerde bulunulur. Kimisi çileyle, kimisi zikirle, kimisi ilimle, kimisi çok dehşetli imtihanlarla kalbine, kalbini temizler. Nitekim bu Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimiz zamanında da olmuştur. Sahabinin biri geliyor, ey Allah'ın Resulü, bana öyle bir şey tavsiye et ki onunla kurtulmuş olayım. Buyuruyor, annene itaat et. Bakın onun reçetesi o. Şahsi, özel. Bir başkası geliyor, ey Allah'ın Resulü, bana öyle bir şey söyle ki onunla kurtulayım, buyuruyor. Öfkene hakim ol. Bak farklı. Dünya kişiden kişiye, herkesin nefsi başkadır. Kimi gurbetle kalbini temizler, kimi zikirle temizler, kimi aç kalmakla, kimi oruçla, kimi hiçbir şey yapmaz, tek nazarla o iş olur. Kalp temizlendiği zaman, taht boşaltıldığı zaman sultan gelir. Ondan sonrasını da lafla anlatmak imkansız. <laughs> Canlar canını buldum, bu canım yağma olsun. Assız yandan geçtim, dükkanım yağma olsun. Yunus ne hoş demişsin, balı şeker yemişsin. Ballar balını buldum, kovanım yağma olsun. Ondan sonrası ancak bu kadar söylenir. Eyvallah, eyvallah. Hocam Niyazi Mısri Sultanımız şöyle buyuruyor. Nadanı terk etmeden yaranı arzularsın. Hayvanı sen geçmeden insanı arzularsın. İnsan makamına, Hazreti insan makamına ulaşmanın şartı hayvanı terk etmek. Hayvanı terk etmek nedir? Biz nasıl Hazreti insan makamına ulaşmış olacağız? Şimdi Allahu Teala'nın yarattıkları içinde insan kadar büyük alem yok. Evet. Bu dışımızdaki alem küçüktür. Asıl alem insan. Çünkü hadis kutsi de Allah buyuruyor. Yine söz Allah'ındır. İnsan benim en büyük sırrım ve ben insanın en büyük sırrıyım. Evet. Allah bunu söylüyor ve Tin suresinde Allahu Teala incire, zeytine, turisine, adağına ve Medine üzerine yemin ederek diyor ki insanı en güzel bir kıvamda halk ettim. Kıvam kullan takvim. Evet. Lakad halaknal insana fi ahsani takvim. En güzel bir kıvamda, oranda yarattım. Yani bir santim, bir milim ne ilerisi ne gerisi. Mutlak kusursuzluk hali. Bütün alemleri bir kaside olarak düşünün. Beytül kasid insandır. Allahu Allah Teala'nın en çok sanatını gösterdiği eseri insandır. Neden böyle? Burada büyüklük, küçüklük, hacim önemli değil. Büyük alem insandır ve insanda hayır, şer, cennet, cehennem hepsi insanda. Öyle tezatların bir araya gelişiyle halk edilmiştir ki insan yükseldiği zaman melekler bile ona secde ediyor. Ve düştüğü zaman belhum adal, hayvandan aşağı. Ayet. insan İnsan insanlıktan düştü mü hayvan olmaya bile tutunamaz. Hayvan olmak bile eline geçmez. Ayette diyor ki düştü mü hayvandan aşağı. Allah korusun. Düştüğü zaman bakın ne hallere geliyor insan. Düşüş. Yani düşmesi ve yükselmesi o kadar elastiki ki evet. Düştüğü zaman mesela yine bir ayet Kur'an-ı Kerim'de geçer. Allah anlatıyor. Diyor ki şeytan insana der ki kafir ol. Ve qala şeytanu alal insani Kafir ol. Felamma kafara. O da kafir olur. O zaman şeytan der ki İnni Allah rabbel alemin. Ben <laughs> alemlerin Rabbi olan Allah'tan korkarım. Ben senden uzağım artık. Ene beriyum minkum. Ben senden beriyim. Bak insan düştüğü zaman şeytan bile hayrette kalıyor. Ya ben bir ayak takmıştım. Bu ne hallere düştü? Şeytan bile kaçıyor artık ondan. O kadar melun, o kadar lanete layık sefil esfel isafiline kadar düşüyor. Yükseldiği zaman meleklerse miraca çıkıyor ya <laughs> yükseldiği zaman. İnsan miraca çıkmıştır. Düşünebiliyor musunuz? Yükseldiği zaman bu kadar üstün mertebe onun. Düştüğü zaman da bu kadar bodrumlar, mahzenler yine onun. İnsan bu kadar iki uç arasında gidip gelebilen bir yaratık. Hayvandan insana geçmek. Bizde hayvan hayvaniyet yok mu var? Nefsimiz. Tabii. tabii tabii. Hayvani arzular. Bütün bunların terbiye edilmesi lazım ki insanlık makamının lezzetine varasın, asaletine varasın. Sen insansın. Mesela şey vardır. Fıkhi hükümlerden biraz ilgisiz gibi görülecek. E, dört mezhepte şöyle bir hüküm var. Mesela bir kuyuya e, afedersiniz bir kedi, köpek, cesedi düştü boğuldu. O kuyudan su içilir mi? İçilmez, pis oldu. Fakat insan düşerse kafir bile olsa, insan mükerremdir, İnsanın düştüğü kuyudan su içilir çünkü o su temiz. Hmm. O insan gayrimüslim de olsa insan ya, hmm. insan şerefli yaratılmış, üstün yaratılmış, yaratılışı itibariyle, insaniyet itibarıyla bir asaleti vardır. İşte bu yaratılışına uygun yaşarsa hayvanlıktan kurtulur, insanlıktan melekliğe geçer, en son insanı kamil olur ki insanı kamil kainatın özüdür zaten. Yerler gökler yüzü su hürmetine ayakta durur. İnsanı kamil olur yani. Eyvallah. Peki nasıl insanı kamil olur hocam? İşte onun nasılı için 124. Onu bir bilsen. <laughs> 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 onun nasılı için 124 <laughs> bin peygamber gelmiş. Düşün Allahu Teala bu kadar hoca göndermiş. <laughs> nasıl olacağımızı bize öğretsin. En son gelen diğer peygamberlerin de peygamberi. Evet. Mesela şey vardır çok açık. Peygamberler arasında fark yoktur. Hepsi peygamberdir az çok olmaz ama rütbe derece vardır. Nitekim Nuh Aleyhisselam'dan bahsederken Allahu Teala. Ve arsalnahuhu ila kavmih der. Nuh'u kavmine gönderdik. İbrahim'i kavmine gönderdik. Musa'yı, İsa'yı hepsini kavmine gönderdik der. Son peygamberden bahsettiği zaman <laughs> ve ma ersalnaka illa rahmeten lil alemin. Seni rahmet. alemlere rahmet olarak gönderdik. Bütün alemlere, insanlara, cinlere, meleklere, ölülere, dirilere, var olan herkese Allah'ın son elçisi gelmiştir. Denilebilir ki diğer önceki peygamberlerin hepsinin varoluş sebebi dahi son peygambere teşrifatçılık yapsınlar. Hı hı. İnsanlığı safha safha ona muhatap olabilecek seviyeye getirmek için diğer peygamberler geldi ki son peygamber gelsin. Eyvallah. Yani böyle bir nasibimiz yer şey şansımız var. Onu söyleyeyim. Biz biz onun ümmetiyiz. Hı hı. Şimdi insan-ı kamil olmak için bu kadar büyük bir üstad gelmiş daha ne istersin? Hı hı. Nasıl olacaksın? Ona bak o nasıl olduysa sen de öyle. Sünnete uyulacak. Yapma dediğini yapmayacaksın, yap dediğini yapacaksın ve sorgulamak. En canımı sıkan şey şu, hikmet arayışına bir şey demem ama, acaba niye? Ya niyeyi bırak. O demiş mi? Demiş. Bitti. Hak Resul'un dediği, akla güveni öldür, sana göl gibi gelen o çöl diyorsa çöl. Eyvallah. Sorgularsan hikmetini anlarsın. Mutlaka doğru çıkar. Fakat her şeyde de peygamberi imtihan etmeyi doğrusu biraz ben edep dışı görüyorum. Eyvallah. Bazı şeyi anlamasa iman etmek. Kur'an-ı Kerim'de en çok tekrar edilen ayet, ey iman edenlerdir, ey anlayanlar değil. Çünkü evet. anlamasan da tabi olmak gerekir. Evet. Sırf anlayanlara, idrak edenlere olsaydı bu din uzmanların dini olurdu. İnsanlık küfürde kalırdı. Evet. Çok yanlış bir şey yani. Evet. Teslimiyet çok kıymetli evet. bir kavram. Günümüzde de hadisler yaklaşımlarla ilgili malumunuz çok menfi yaklaşımlar var maalesef. Peygamber'e teslim olmak herhalde insan olmaya başlamanın bir ön şartı gibi evet. bir şey. Zaten teslim İslam demek. İslam evet. selamet demek. <laughs> evet eyvallah. Ee, peki nasıl teslim olacağız? Aslında soruları siz açıyorsunuz hocam. Estağfurullah. <laughs> Estağfurullah. Yani izahı, hidayet nedir? Nasıl izah evet. ederim ki tepeden inme nasıl ok çekiyor ya. Hidayet senden olmazsa dirayet neylesin ya evet. Rab. Evet. Arapça bilse de bu cehle ayet neylesin ya Rab. Ne yapsın? Evet. Ne yapsın? Ne yapsın? Yani şöyle, çok ünlü bir hadise var. Pek çok hadis kaynağında geçer. ile ünlü bir sahabi. Çok cömert. Yetimlere, dullara, fakirlere durmadan dağıtıyor. Dağıttığı için de çok zengin. Verene Allah verir. <laughs> durmadan veriyor ya, Allah da ona veriyor. Demek ki malın Hı? eksilmesinin dağıtmakla ilgisi yok. Elbette, elbette. <laughs> Allah cömerttir, cömert olanı sever. Hadis-i şerif. Eyvallah. Ve cömertliğinden ötürü peygamber iltifatına nail. Hazreti Eyvallah. Peygamber iltifat etmiş. Onun cömertliğinden ötürü. Bir gün bu sahabi huzuru peygamberi de otururken sohbet ediyorlar, soruyor. Ey Allah'ın Resulü diyorlar. Ey Allah'ın Resulü ben sizi tanımadan önce de böyle cömerttim putperestken. Yani iman etmeden önce de yine de herkese dağıtıyordum. Acaba iman etmeden önce verdiklerimin Allah katında bir karşılığı var mıdır? O zamanlar Müslüman değilim ben. Deyince Efendimiz tebessüm ediyorlar ve diyorlar onların karşılığı İslamiyet oldu işte. Aa, eyvallah. Bundan Bak, büyük hidayet. karşılık var. Şimdi hidayet konusuna burada dikkatinizi çekmek istiyorum. Demek hidayeti de rastgele vermiyor allah Teala. Eyvallah. Kafirde bile olsa güzel bir haslet İslam'la ödüllendiriliyor. Eyvallah. Çünkü cömertlik İslami bir haslettir. Ahlaka hasanededir. Putperestte bile olsa İslam'la ödüllendiriliyor. Şimdi tersini düşünün. Müslüman da kötü ahlak. Aman Allah'ım son nefeste imansız götürür adamı. Allah muhafaza. Son nefeste götürür adamı. Güzel ahlak. İslam dini zaten güzel ahlak demektir. Aynı şekilde işte hidayet, Allah hidayet vermedi ne? Öyle değil. Allah verir hidayet. Yeter ki sende hidayeti alabilecek bir şey olsun. Son bir şey söyleyeyim. Ehlullah'tan biriyle gençliğimde e, bir Nisan günü çok hafif yağmur yağarken park gibi bir yerde bir bankta yan yana oturuyoruz. Büyük bir alim ve yaşlı bir zat idi. Ben iki büklüm soruyorum cevaplar veriyor. O sırada yağmur yağıyor. Fakat rahatsız edecek kadar değil yani yerimizden kalkmıyoruz. O zamanlar kafama takılan bir şey sormuştum. Efendim demiştim Allah'ın merhameti sonsuz. Allah merhametlerin en merhameti, merhametlisi ve merhametinin haddi yok, hududu yok. Böyleyken kafirler niye o merhametten mahrum? Niye hepsi cehennemlik? Oysa Allah'ın merhameti sonsuz değil mi? Evet. Sordum. Hakikaten yani bunu e, öyle iş olsun diye sordum. Gerçekten, Gerçekten. kafama takılıyordu o zamanlar. Baktı gülümsedi. Zaten her konuşmadan önce gülümserdi. O hadetini çok severdim. Dedi ki doğru söylüyorsun. Onun merhameti sonsuz. Hatta kafire de var. Biz o kafir fark etmiyor. Dedi bak şu anda yağmur yağıyor. Rahmet. Şu ağaca yağıyor. Ağaç yağmuru gördükçe yeşeriyor. Ama şu banka da yağıyor. Tak tak vuruyor evine. Banka da yağıyor ama bankta hiçbir yeşerme yok. Suç rahmette midir yoksa rahmetten istifade yeteneğini kaybedenlerde midir? Hidayet herkese var ama mesela alabilmek. Mesela alabilmek. Yoksa Allah yani şu soruya yer yoktur efendim. Benim bana hidayet vermemiş ne suçum var? Öyle değil. Sen alamadın. Öyle değil. Yoksa Allahu Teala herkese verir. Niye yapsın? Allah kulunu zulmetmek için mi yarattı? Öyle şey olur. Yakışır mı ona? Eyvallah. Bu cömertlik bahsi önemli hocam. Evet. Ee, buradan devam edebiliriz. Bir insanın hidayetine dahi vesil olabi evet. olabilecek kadar. Abi, Amber'in bir... iltifatına nail oluyor. Evet, değil mi? Önemli. Evet. Eyvallah. Şimdi hocam Salih Baba bilirsiniz. Evet. Ee, son asrın en mühim dervişlerinden. Evet, şairlerinden. <laughs> şairlerinden. Evet. Ee, mükemmel bir divanı var böyle fenafi şeyh makamından söylediği şiirleri biliyoruz daha çok büyük üstad. Diyor ki ezelden aşıkız, aşkın belasın inkiyat ettik evet. ki biz ablalı aşkız, dert gibi dermanımız vardır. Evet. Hocam, dert gibi dermanı olmak, aşkın belasını inkiyat etmek, bu aşıklık, dert, derman ilişkisi hakkında neler söylersiniz? Yunus diyor ki bir derdim var bin dermana Eyvallah. Zaman. Bir derdim var, bin dermana vermezim. Yine Yunus desin, Senin aşkın beni benden alıptır, ne şirin dert bu, dermandan içer bu. Yunus'un bazı dertler vardır ki, dermanın ta kendisidir. Öyle dertler var ki, derman verdiğin zaman dert bitiyor, o zaman anlamsız kalıyor. fuzuli Bu yüzden vuslatı reddetmektedir. Bazı şeyler iç içedir, zıddıyla kaimdir. Mesela aşıklık bahsinde, söyleyecektim araya laf karıştı, ben de unuttum. Bizim şairlerimiz hepsi aşık pozisyonunda ya, hepsi zahit karakterine yüklenir durur. Evet. Zahit kimdir? Divan şiirinde, e, divan şairlerinin hep yüklendikleri bir kum torbasıdır. <laughs> Çok kolay e, isabet alan bir hedeftir, bir hedef tahtasıdır. Niye? Çünkü zahit aşkı inkar eder, aşktan anlamaz. Aşka, aşka aklı ermez. Evet. Ermediği için de durmadan ona vururlar. İşte güzel sevmekte zahit müşkilin varsa bizden sor. Bizim olfende çok tahkikimiz, itkanımız vardır diyor Nedim. Nedim diyor. Evet. <laughs> şimdi zahit kimdir? Zahit divan şiirindeki zahitten bahsediyorum. Evet. Yoksa ortaya çıkışı olumludur. mudur? Züt evet. ve takva ehli değil Keşke dar. Zahid zahit olarak Allah'ın emir ve yasaklarına titizlikle uyan kişiye zahit denir. Aslında zahit rind olarak sanılan karşılığının karşıtının ta kendisidir. Zahit aynı zamanda rindin ta kendisidir. Eyvallah. Fakat şairlerimiz marifetiyle ortadan ikiye bölünmüş. Rint olarak kalan parça idealize edilirken zahit olarak kalan parça ise yerin dibine sokulmuştur. Zahit olmadan rint olunmaz ki. Zühtü takva yolundan çileyi çekmeden la ilahe'yi yaşamadan nasıl illallah olacak? Önce herkes bizzat zühtü bir tatması lazım. Ondan sonra illallah gelir. Fakat şairlerimiz mefhumu muhalifiyle kendi pozisyonlarını rint ve aşık olarak belirlemek için zahide durmadan vururlar. Gör zahidi kim sahibi irşad olayım der. Dün tıflı mektebidi, bugün üstad olayım der. Şu hor görüşe bakın siz. <laughs> Huzuli söylüyor. <laughs> Men lebin müştakiyam zıhhat kelser talibi. Nitekim mestemeyi içmek hoş gelir. Hüş ya Resul. E, nati Şerif'ten alınma su kasidesinden. Evet. Diyor ki Allah Resulüne hitap ediyor. Ya Resulallah ben sizin ağzınızdan dökülen sözlerin aşıkayım. Leb dediği sözdür. Zahitler ise cennetteki kevserin talibidir. Zaten sarhoş olana mey hoş gelir. Ayık olan da gitsin tatsız tutsuz su için. Sarhoş olmak, aşık olmak, mest olmak, kendinden geçmiş olmak idealdir divan şairi için. Akıllı adamdan hakikaten de öyledir. Rahat adamdan sanat çıkmaz ki. Değil mi? Keyfi yerinde rahat, aklı başında adamdan sanatkar beklemeyin. Sıkıntılı bir ciddiyet var vardır. Sanatın temel malzemesi olan dert ıstırap. Elbette ya yani aklın üstüne çıkmak var. Dışına değil. Burayı açar mıyız? Bu aklın çok önemli. Aklın üstüne bir şey. çıkmak. Şimdi yani aklın dışılık kötü. Bir şey. aşık, deli evet. aşıkla deli, arasında bir fark bir olsa da dediğimiz hadise. Evet. Burayı biraz açalım. Aklın yani tasavvufta da bu var. Aklın dışına çıkmak var. Bir de aklın üstüne çıkmak var. Eyvallah. Aklın dışına çıkmak, akılsız kalmak. Evet. Bunu kimse istemez. Çünkü akılsız kaldığında evet, mükellefiyet bile evet. yani olmuyor. Akıl büyük bir nimet. İmandan sonra en büyük nimet. Allah evet. kimseyi evet. bundan mahrum etmesin. Kastettiğiniz fakat, bu tür bir he, şey fakat değil. aklı putlaştırmak. Evet. Akıl perdesine takılıp kalmak. O, o da yanlış bir şey. Aklı aşacaksın. Bu senin en büyük imtihanın. Aklın üstüne çıkmak. Eyvallah. Bakın nasıl. Aklın üstüne nasıl çıkılır? Nasıl olacak o iş hocam? Bir tarihi olaydan bahsetmem lazım. Hendek Savaşı. Çok zorlu bir savaştır. Üçüncü büyük savaş. Bedir, Uhud, peşinden Hendek. Ve Hendek müdafaa savaşıdır. Müşrikler Mekke'den yola çıkarak Medine'ye saldırmıştır. Medine müdafaa harbi yapmaktadır. Ve Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam vahiy gelmedikçe danışırdı. Bilenlere sorardı. Çünkü Hazreti Peygamber tüccardı. Her şeyi bilmeyebilir. Bilene sorardı yani. Sordu nasıl bir düşman yola çıkmış geliyor, nasıl bir tarz benimseyelim, taktik benimseyelim, nasıl harp edeceğiz bunlarla? Herkes bir şey söyledi, Selman-ı Farisi Hazretleri, İranlı sahabi. Dedi ki ey Allah'ın Resulü biz İran'da bunu yaparız, düşman saldırdığı zaman şehrin etrafına hendek kazarız ki dört nala gelen atların ilk hızı kırılmış olsun. Hmm. Bu hendeye gelip duracak, evet. atını geçirecek, biz orada okluyoruz. Burada da bunu yapalım, Bunun bu zatın sözü benimsendi. Hendek kazmaya başladılar. Bu esnada düşman geldi. Çat, yer yer çatışmalar başladı. Muhasara devam etti. Arkadan Beni Kureyza, Yahudi kabilesi de anlaşmayı bozup onlar da vurdular. İki ateş arasında kaldılar. Çok zor bir dönem yaşıyorlar. O kadar ki açlık başladı. Yiyecek bitti Medine'de. Bizzat Allah Resulü karnına taş bağlamıştır açlıktan. Bunu gördük diyorlar. Araplarda bir adet sal bağlıyorlar. Mide kazıntısını gideriyormuş. Hatta Cabir'den rivayet bir sabah namazının sünnetini o günlerde Allah Resulü oturarak kılıyordu gördüm. Bekledim selam verdiler korktum çekindim. Hasta olursa ne yaparız biz? Komutan o ve savaş halindeyiz. Oturarak namaz kılıyor. Ey Allah'ın Resulü rahatsız mısınız dedim. Dedi hayır açlıktan ayakta duramıyorum başım dönüyor. Bu hadistir bu söz. O bile bu halde. İşte bu kadar zorlu bir dönemde hendek gece hendek kazıyorlar gündüz harp ediyorlar. Bir gece haber veriyorlar Efendimiz'e ki filan yerde bir kaya çıktı, onu kıramıyoruz hendek kazarken. Hazreti Peygamber bizzat oraya varıyor. 300 kişiden rivayet, orada 300 kişilik bir kalabalık var. Kayanın önüne gelip artık kazma mı, balta mı, her neyse külünk mü kaldırıp bir kere vuruyor Hazreti Peygamber. Büyük bir parça kopuyor kayadan ve Hazreti Peygamber şöyle buyuruyor, Allahu Ekber, Şam'ın kırmızı kubbeleri bana gösterildi, Şam ümmetime verildi. Hadis. Şimdi buradan bakma. O şartlar içinde seyret. Ne ya? Kendisi ayakta duramıyor. Karına taş bağlamış. Buradan sağ kurtulacağımız belli değil. Şam'dan bahsediyor. O 300 kişi hepsi birden tek ağızda ne diyorlar biliyor musun? Sadaka Resulullah. Eyvallah. Aklın üstüne çıkmak bu işte. O diyorsa öyledir. O diyorsa öyledir. öyledir. Kaldırıyor bir daha vuruyorlar. Kaya ortadan ikiye bölünüyor. Tekrar tekbir getiriyorlar. Allahu Ekber. İran mülkü ümmetime verildi. İran o zamanın Amerikası, süper gücü, Kisra'nın memleketi. Hiçbirinin aklına en ufak bir şüphe gelmiyor ki. Ya ne İran'ı? Buradan saç kaçacağımız belli değil. İran ümmetime verildi diyor. Hepsine diyor sadaka arası oldu. İşte aklın üstüne çıkmak bu. Kaldırıyor bir daha vuruyorlar bitireyim artık. Kaya tamamen dağılıyor. Tekbir getiriyorlar. 300 kişiden rivayet. Efendimiz buyuruyor. Konstantiniyye. Ümmetime verildi. Onu alan komutan ne güzel komutandır ve onun askeri ne güzel. Fatih görüyor ya. Eyvallah. Ama o şartlar altında hiç kimse demiyor ki ya açlıktan ölüyoruz. İstanbul'u nasıl alalım biz? Akıl makıl gitmiş. Onun olduğu yerde akıl da ona feda. Nitekim yüzyıllar sonra ortaya çıkıyor. Her dediği aynı ile vaki olmuştur. Aklın üstüne çıkmak bu. Yoksa aklı terk etmek, reddetmek değil. Bazı şeyler aklın üstündedir. Bunu kabul etmek lazım. Eyvallah, eyvallah. Hocam ben sizden bir şey dinlemiştim. Bir sabah namazına kalkan bir aile ve çocuğunu uyandırması hadisesi vardı. Onu lütfeder misiniz? Çünkü aşıklıkla evet. çok doğrudan orantılı bir evet. şey var, durum evet. var orada. Şimdi önce şunu onu lütfederseniz, e, namaz tabi İslam'ın beş şartından biridir. Müslüman olmanın beş mecburiyetinden biri namaz kılıyor. Evet. Ve namazlar içinde geçirilmesi, kılınması en sevap namaz. Sabah namazıdır. On evet. Onda çok en zoru. Var. O. Evet. Bir de vakit itibarıyla tecellinin olduğu gün. Evet. Ancak geçirilmesi en günah olan namaz ikindidir. Çok ilginç. Bak namaz kılın, namaz kılın bir yerde ikindiyi kılın diyor. İkindi üzerine ayrı bir ayet evet. vardır, şey vardır. Çok arada kalan bir evet. evet. Evet, ikindi namazını geçirme. Evet. Hatta şunu da okudum. Evet, hadis kaynağında okudum. Bir geliyor sahabi, ya Resulullah çok büyük bir günah işledim, mahvoldum, helak oldum. Diyor, ne yaptın? İkindiyi mi geçirdin? Hazreti Peygamber bunu soruyor. Ne yaptın? İkindiyi mi geçirdin? Hayır ya Resulallah. O, kadar o da, mühim. E, o da şaşkın içinde. Hayır. öylese öyleyse tövbe et. Allah affeder. Sormuyor bile. Allah, Allah. Ama ne yaptın? İkindiyi mi geçirdin diyor. Kılınması en sevap olan namaz sabah namazı. Büyük bir tehdit. Evet. Geçirilmesi en günah olan namaz ikindi namazıdır. Eyvallah. Şimdi sabah namazı aşkın zamanıdır. Kimler gece yatmaz? Düşünün. Aşıklar. herhalde, herhalde. bir Sağlıklar. derdi olan geceye yatmaz. <laughs> öteki horul horul yatacak. <gülüyor> <gülüyor> az ye, az iç, az uyu kayığımı seversen ki görüne gözüne rahman gecelerde. Eyvallah. Uyuyan adamı, uyuyan adamı ne demek? Es-salatu hayrun minen nevm. Ne demek? Namaz uykudan hayırlıdır. Eyvallah. Namaz uykudan hayırlıdır. Birisi secdede öteki horul horul yatıyor. İkisinin durumu bir mi? Eyvallah. Sabah namazı tevbenin zamanıdır. Ayette diyor onlar o vakitte istiğfar ederler günahlara nedametin, gözyaşının zamanı sabah namazıdır. Hasretin, özlemin, ayrılığın, aşkın zamanı sabah namazıdır. O sırada açılan eller geri dönmez. Eyvallah. E, tasavvufta da tabii çok büyük bir yeri var. Çocukluğumda duyardım. Şeyh Sadi Efendi diye aklımda kalmış. Çok büyük bir zat var. Ben görmedim tabii. E, sabah namazına bütün aile efradını kaldırırken bir iki yaşında bir de bebeği varmış onu da dürter uyandırırmış. Beşikte. E, çocuk uyanınca ağlarmış doğal olarak. Annesi demiş ki ya bundan ne istiyorsun? Bu daha bebek ya. Çocuk. He, Bırak yatsın filan deyince Hazreti Şeyh demiş seherlerde ağlamaya alışsın. Eyvallah. Bu söz o zamandan kalmıştır. Seherlerde Eyvallah. ağlamaya alışsın. Burada sayın izleyicilerimiz için bildireyim bu bir hüküm değil. Tabii. Yani sakın çocukları filan rahatsız etmeyin. <laughs> Fakat bu o zatın hassasiyetini ve o vaktin önemini anlatmak içindir. Yoksa o, o çocuk rahatsız edilir mi o saatte? Bu bir hikmetin bildirilmesi amacıyladır. Yani. Eyvallah, eyvallah. Hocam Fuzuli Üstad, aşıkam dersen belayı aşktan ah eyleme, ah edip ağyarı ah esrarından agah eyleme diyor. Evet, evet. Biz de biliyoruz ki aşıkların zikri ah etmektir. Evet. Ee, yine Alvarlı Efe Sultanımız aşık der incidenden incinme incidenden Kemal'de noksan imiş incinen inciden diyor. Evet. Aşıklığın temel vasıflarından birisi incinmemek olsa gerek evet. değil mi Hatta hocam? Hatta o kadar incinmemek ki incitilmekten hoşlanmak. Evet. Ama sevgili de sürekli Evet, incitir. inciten bir Evet, pozisyonda. incitirse sevgilidir zaten. Evet. Bunu nasıl algılamak gerekiyor? Klasik şiirimizde de böyle bir evet. durum var. Ee, sevgili mesela niye vefasız bu kadar hocam? Ey bi vefa ki adet oluptur cefa sana. Billah cefadır olma demek bi vefa sana. Eyvallah. Huzuli söylüyor. Senin cefan güzel olmaz yani vefasızlığın güzel. Vefa gösterdiğine zaten iş bitiyor, uslat olur. Senin vefasızlığın güzel, zulmetmen güzel demeye getiriyor. Ee, sevgilinin cefası aşığın ciddi alındığını gösterir. Bu önemli. Elbette birisi Çünkü, size kızıyorsa sizi seviyor. Evet, günümüzde e, aşık olan insanlar hep bir ilgi bekliyoruz ama. Evet, evet. E, tam tersine bir durum var burada değil mi? Şöyle işte mesela düşünün aynı cümleyi değiştirerek söyleyeyim. Birisi size Senden nefret ediyorum. Derse mi çok kızarsınız? Yoksa senden nefret bile etmiyorum. Dersem. <laughs> yani şu şekilde senden nefret ediyorum sözü bir öfkedir. Evet. Ve aslında nefret etse onu demez zaten. Evet. i̇lgileniyor aslında. Evet seninle. elbette. Biz en çok sevdiklerimize kızarız. Mesela e, çocuğu olanlar bilirler. Yani çocuklarımıza kızıyoruz. Başkasının çocuğuna ne diye kızayım ben? Çünkü en çok kendi çocuğumuza. Elbette. Seviyorum. Onu, en çok koruyup gözetiyorum. Ona, onun üzerine titriyorum. Ee, sevgili huysuzluk ediyorsa, vefasızlık ediyorsa, sizi incitiyorsa bil ki sizi seviyor. Aşık da bunu sezdiği için bayılır bu hallere. <laughs> Ölür bunlar için. <laughs> ee, şey var, Şeyh Galib'in çok da mahzundur söyledikleri. Senden ey Şuh, ben ümmet devi visal eylemedim. Tab'ıma hadise verip fikri muhal eylemedim. Havf edip gamzenden bir harf sual eylemedim. Şu, şu son mısra var ya, korktum ve o bakışların ne demek istediğine dair bir harf bile okumak istemedim. O bakışlar bir şey söylüyor ve ben onu okumak bile istemedim diyor. Bu kadar üstüne titrer, bu kadar ölür biter. Fuzuli Hüsnü e, Su Kasidesi'nde diyor ya, İste peykanın gönül hecrinde şevkım sakin et. Susuzem bir kez bu sahrada benim için su. Yani bütün bir çölde tek başınıza kalmışsınız, dudaklarınız çatlamış, kıvranıyorsunuz bir damla su için. Ne kadar kıymetli değil mi? Eyvallah. İşte sevgilinin vefasızlığı, huysuzluğu sizi incitmesi sudur. Eyvallah. Sizi onu da kandırır. Eyvallah. Hocam Fuzuli ah edip ağyarı ah esrarından agah eyleme diyor. Şimdi şiirdeki ses tekrarları vesaire bir tarafa evet. manaya yönelelim. Evet. Biz ah ettiğimiz zaman ağyarı ah esrarımızdan agah mı ediyoruz? Bir de al-yarı esrarımızdan agah etmek ne demek? <laughs> Bilmeceyi. Efendim, aşkın olduğu yerde kaçınılmaz olarak kıskançlık vardır. Vardır değil mi? Elbette. Seven var, sevilen var. Bir üçüncü kişi olmamalı. Eyvallah. Bu üçüncü nerede? Ağyar. <laughs> Ağyar bilmesin. Sevgili o kadar ufkumuzu almıştır ki başka birinin varlığı bile bizi rahatsız eder. Eyvallah. Ağyarın ağyara söz hakkı verilmez. Ağyarın varlığı bile kabul edilmez. Bir bu var. Bir de ee, sadece Allah'ın bildiği dert kıymetlidir. Eyvallah. Sadece Allah biliyor. Evet. O biliyorsa kıymetlidir. Nitekim e, meşhur hadisi şerifte, mahşer gününde sekiz sınıf sayar peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimiz. Bunlar Allah'ın rahmeti altındadır buyuruyor. Bir, fukara-i sabirin, sabreden fakirler. Nasıl sabreden? El açmayan, kimseye halini bildirmeyen, Allah'tan başkası aç olduğunu bilmiyor o adam. Ve kendisi de demiyor, Allah indinde bu zat kıymetlidir. Bu halin Allah indinde çok büyük bir kıymeti var. Zayıf bir hadis olarak duymuşum, mevzu olması kuvvetle muhtemel, ama hadis olarak şöhret salmış. Ee, bir insan aşık olursa ve hiç kimseye demeden ölü verirse şehit sayılır evet. diye bir hadis duymuşum, zayıf hadis olduğunu da duymuşum. Eyvallah. Yani kimseye bildirmeden yalnızca Allah'a derdini açmak Allah indinde çok kıymetli. Peki kimseye ağlıyor? Sır iki kişi arasında olur. Üçüncü kişi oldu mu artık ona sır denmez. Kimdir bu iki kişi? Biri sen, biri Allah. Artık başka kim bilirse üçüncü kişidir. Sır budur. Başka bir insan, bir kul biliyorsa bu üçüncü kişi olur ve sır sır olmaktan çıkar. Allah sırra vakıftır ve sırra kıymet verir. Yeter ki Allah'tan başkasını ortak etme. Ortak edeceğin şey ağyardır. Onun için o şiddetle la ilahe reddedilir. Onun varlığı bile kabul edilmez divan şiirinde. Eyvallah. Sekiz zümreden bahsetmiştiniz hocam. Fukaray Sabir'in devamını e, hatırlayabilir Dört tanesi hakkında. Ötekiler çok hatırlıyor. Dördünü alalım. E, sabreden fakirler, şükreden zenginler. Eyvallah. Hem zengin hem hakkını ver. Şükrede biliyor unutmuyor yani. Zengin. O da zor. Hatta ikincisi ikincisinden daha zor. Daha zor. Hem zengin olacaksın hem de bekçi olduğunu bileceksin. Evet. Yoksa yoktur. Evet. Ona sabredersin bir evet. şekilde ama varlık... Üçüncüsü ilmiyle amel eden alimler. Bakın biz alim filan değiliz ama bildiğimizin doku, onda dokuzunu yapmayız, birini tek yaparız. Evet. Alim olmalı. Bir de hem alim olacaksınız hem bildiğinizi hayatınıza nakşedeceksiniz. Ve dördüncüsü Ümerayı Adil'in. Eyvallah. Adil devlet reisleri. Hazreti Ömer gibi. Eyvallah. Bunlar Allah'ın yakın merhameti altındadırlar. Hesap günü. Eyvallah. İşte sadece Allah'ın bildiği, Allah biliyor o bana yeter dersen bu duruşun Allah indinde bir kıymeti var ve Allah sırtını yere vermez. Tanıyor, biliyor, haberi var çünkü. Eyvallah. Hocam şimdilerde kaybettiğimiz bir geleneğimiz var. Benim dikkatimi çekmişti. Klasik metinler okuduğumuz zaman herhangi bir zat-ı şerifin ismi geçtiğinde hemen bir dua cümlesi gelir. Evet. Allah ondan razı olsun. Şöyle böyle vesaire pek çok dua cümlesi gelir. Günümüzde bir bunu kaybettik. O dua cümlelerinden birinde herhangi bir zatın, bir hak dostunun ismi geçtiğinde Kuddesi surrahul Kutlisesi ya da kuddesi evet. surrahul aziz gibi ifadeler geçer. Ee, Allah sırrını takdis etsin. Ya mübarek eylesin evet. gibi bir şey. Ee, hak dostlarıyla Allahu Teala arasında bir sır mı var hocam? Elbette. O sır nedir diye Anladım. sorsam sırdır söyleyemem evet. diyeceksiniz muhtemelen. Zaten bilen adam zaten demez. <laughs> Konuştuğuma göre ona göre <laughs> O nasıl bir şeydir <laughs> hocam? Yani bu bizim bilmediğimiz bir mahiyet arz eden bir şey olsa gerek. Bayezid-i Bestami Hazretleri der ki Allah Arif kullarına sır tevdi tev etmiştir, vermiştir, hı hı. tevdi etmiştir. Aşıklara ise muhabbet vermiş. Eyvallah. Aşıklara sevmek yeteneğini vermiş, Ariflere sırr ilahi vermiş. Bu sebeple Arifler konuşursa helak olur. Sır var. Aşıklar da susarsa helak olur. <laughs> Bayezid Bestami'nin sözü. E Fuzuli niye bu kadar çok gazel söylüyor? Evet değil mi? Aşık. <laughs> Yunus Emre. O kadar çok şey söylüyor. Bakın taptukta çıt yok. Evet. Biri Arif, diğeri aşık. Eyvallah. Sır ilahi böyle bir şeydir ve sır ise istesen de söylesen de söylediğini kimse anlamaz. Allah bırakmaz. Sır öyle bir şeydir ki rüya gibi bir şeydir. Mesela rüya görürsünüz. Rüyanızı anlatırsınız ama karşıdaki ne kadarını anlar? Siz sadece rüyadaki olayı anlattınız. Tattıramadınız ki. Sır Allah sır olduğunu takdir etmişse isteseniz de onu ifşa edemezsiniz. Sır böyle bir şeydir. Ve Allah sırrı İnsana en değerli varlığına insan benim en büyük sırrım ve ben insanın en büyük sırrıyım. Kutsi hadis vermiştir. Sirre ve ehva şeklinde Kur'an-ı Kerim'de de geçer. Vallahi sırlar vardır. Biraz allah onu açabilir miyiz hocam orayı? allah Teala'nın o benim sırrım. İnsan benim en Ama, büyük evet. sırrım Biraz ve oraya ben insanın. Bir... Ya, ya bu bir hadis-i şeriftir. Bunun, hadis alimi olmak lazım. Bu benim haddimi çok aşar. Ancak sezdiğimiz kadarıyla Allah bütün tecellilerini esrar-ı ilahizin insana bahşetmiştir. Ve insanı da kendine saklamıştır. Allah'a aşık olabilen, miraca çıkabilen ve Allah'ı gözüyle görebilecek olan tek varlık insandır. Eyvallah. İnsan benim en büyük sırrım, en büyük mahremim, özelim dediği bu işte. Eyvallah. Sırrı da bu. Evet. Ben bunu anlıyorum. Tabi daha bir sürü şeyi vardır bunun, Eyvallah. hikmeti vardır. Şimdi hocam kanunnameleriyle meşhur olan Fatih Sultan Mehmet evet. Han Hazretleri var bir de şiiriyle aşkın kanununu <laughs> yazıyor. Orada diyor ki bir beytinde verseler mülki cihanın tacı tahtı devletin avni kuyun terkin etmez başına sultan olup. Tacı, tahtı, malı, mülkü vesaire bana verseler ki vermişler. Evet. <laughs> Buna sahip olan bir insan. Avni bunları alıp da senin mahallenin dışına gidecek, seni bırakacak değildir. Bunu nasıl anlamalıyız hocam? Yani bir Bunu, cihan e, imparatoru, cihan padişahı söylüyor. Sana. Nesimi diyor, dil senden ayrı, tende canı neylerem. Malı mülkü, tahtı tacı, hanımanı eylerem. Ey Müslümanlar bilin, yar ile hoştur bu cihan. Men ki yerdan ayrı düştüm, bu cihanın neylerem. Çok dualar kılmışam ben halıkın dergahına. Çün muradım hasıl oldu, men duanı neylerem. Ey Nesimi, ne için eylersin efkan o figan? Ben bugün sabreylesem başka zamanı neylerim? Eyvallah, eyvallah. Yani hakikaten aşk denilen hali o tadı aldıktan sonra ta taç fatihlik ne, ne ki? ne <laughs> evet, evet. Bir de bu cümleleri yani ben yazabilirim. Hiçbir şeye sahip değilim. Bunları söyleyebilmem kolay çünkü ben bunlara zaten sahip değilim ama bunların hepsini elde etmiş bir padişahın söyleyebiliyor olması, bu gönle, bu ufka ulaşabiliyor olması da bizler için büyük bir hazine diye düşünüyorum. Evet, tabii şudur. Nasiptar bir insandır Fatih. Düşünün Akşemseddin bildiğimiz, daha bilmediğimiz nice pirlerle görüştü kendisi. Evet. İstanbul'un fethi gibi peygamber övgüsüne mazhar olacak işi gerçekleştirdi ve peygamber tarafından övülen tek Türk olarak tarihe evet, geçti. Tarihe geçti değil mi? Az, az şey midir <laughs> bu kadar <laughs> evet. nimet? Sadece bu yeterli. Evet mi? Yani, yani muazzam bir kültürel birikimin içinde zaten yetişti. Evet evet. Şimdi hocam söz konusu olan aşıklık, aşk muhabbet olduğu zaman söz bir şekilde dönüyor dolaşıyor. Fuzuli'ye geliyor çünkü evet. menba oradan çıkmış gibi evet. sanki. Yine bir beytinde diyor ki hocam. Ey Fuzuli! Aşk men'in kılma nasihten kabul, Akıl tedbiridir ol sanma ki bir dünyada var. Hocam bu aşkla akıl arasında bir ciddi bir çatışma var, olduğunu var. Gö evet. görüyoruz. Bunu biraz açabilir miyiz? A aşkın olduğu yerde akıl yok, evet. aklın olduğu yerde aşk yoktur zaten. Eyvallah, evet, biraz var. açalım size. Mevlana'ya soruyorlar, aşkın üstadına. E, aşk nedir? Buna önceki programlarda da çok tekrar etmiştim. Aşk nedir? Soruyorlar, cevap. Sen ben ol ki bilesin. <laughs> Soran kişi ısrar ediyor, aşk nedir? Cevap, iradenin elden gitmesidir. Evet. İrade elden gitmişse aşk yoksa önceki aşk değil. Akıl, mantık, irade böyle endişeler varsa aşk maşk yok henüz. İrade elden gidecek. Şimdi aşkı peygamberi hepsinde vardı. Yeryüzünde insanlar içinde en çok sevilen insan Hazreti Peygamber'dir. Bu bir rekor. Ben e, hiç unutmuyorum. 19 yaşındaydım. E, fakülte bir ya da lise sonundaydım hatırlayamıyorum. 70'li yılların sonu, 80'lerin başı. O zamanlar Günaydın diye bir gazete vardı. O zamanlar bu bilgisayar yeni icat edilmiş dünyada, biz kompütür diyorlardı, Terimi <laughs> ismi yok. Kompüter deniyor. İri 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 makineler, e bina kadar. Bu elektronik beyinmiş. Biz haberini gazetelerden okuyoruz, şöyle bir yazı okumuştum. Avrupa'da elektronik beyne, yani bildiğimiz bilgisayara dünya tarihi yükleniyor, bütün dünya tarihi. Ve üstün insan ölçüleri veriliyor. Üstün insan nasıl olur? Hiç yalan söylemez, dürüsttür, şöyledir, böyledir ve üstün insan ölçülerini, dünya tarihini tarayarak bir sıralama isteniyor ve döküyor ekrana ilk isim Muhammed. Oo. Hiç beklemiyorlar. Ha. Bilgisayar şahadat getiriyor. <laughs> üstün insan ancak böyle olabilir. İlk isim o. Hakikaten kendi sağlığında bu kadar çok sevilen ikinci bir insan yeryüzünde yoktur. Düşünün ki mesela hiçbir ayet yok, hadis yok, böyle deyin diye bir emir yoktur etrafındaki herkes her cümlenin başına annem babam size feda olsun diye başlasın. Yerinde hiçbir insana böyle bir hitap yok. Evet. Mesela doğuda haşmet maap, majesteleri, eşi şey, batıda majesteleri, doğuda sultanım, şahım, hünkârım gibi belli başlı hitap şekilleri var. Ama yeryüzünde etrafındaki herkesin hiçbir zorlama olmaksızın her cümlesinin başında annem babam size feda olsun demesi sadece bir kişiye nasip olmuştur. Ve o kadar çok sevildiler ki kendileri onu sevmek, ona can feda etmek o kadar doğal bir şey ki sahabiler için Mesela işte e, demiştim. Cennet ne ki diyor ya Resulallah diyor cennet geniş ben seni artık göremeyeceğim. Üzültüye bak sen. <laughs> 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 Adamın dergece gece yatamıyor bunun. Evet, ben evet. artık sizi göremeyeceğim demek. Mübarek bir dert değil. Mi? Ve şey mesela çok ilginçtir. Uhud Harbi'nde bir hanım sahabi işitiyor ki kocası şehit. Koşuyor. Tabi kocasıdır. Savaş meydanına koşuyor eğiliyor bir ceset yerde bakıyor ki kocası şehit olmuş. Diyor elhamdülillah Resulullah değilmiş. Bakın dikkat edin ha. Sevdiği adam yerde elhamdülillah ki bu Resulullah değildi. Bir tane daha bakıyor ileride ceset koşuyor. Öz, öz kardeşi genç delikanlı o da şehit. Elhamdülillah diyor Resulullah değilmiş. Ve ileride büyük oğlunu da görüyor. Aynı yani 10 dakika içinde kocası öz kardeşi ve en büyük 17-18 yaşında evladının cesedini görüyor. İşitmiş ki peygamberin dişini kırdılar ya, diş kırıldı. Bir ara öldü diye bir şaiye çıktı. Koşuyor, yarıyor insanları peygambere yetişiyor. Hazreti peygamberin yüzü kan içinde. İşte orada yardım ediyorlar. Ya Resulallah diyor, az önce kocamı, kardeşimi ve evladımı yerde gördüm. Ama şükürler olsun ki sen sağsın. Elhamdülillah. Akıl alıyorum bunu? Bunu akıl almaz. ne akıl? Hani nerede akıl? Bu kadar çok sevilmek. Sevilmek ona mahsus. Çünkü Allah sevmiş. Allah Habibim demiş. Allah'ın sevdiği sevilmez mi? Eyvallah. Allah sevmiş. O sevgi oradan geliyor zaten bize. Eyvallah. Böyle sevilmiştir kendileri. Ee, Tabii bu sevgi bütün doğu edebiyatına sinmiş. Sevmenin ne olduğunu batılı bizden öğrenir. Eyvallah. Biz aklı, mantığı filan onlardan öğreniriz de sevgiyi, aşkı onlar bizden öğrenirler. Kesinlikle. <laughs> Eyvallah. Şimdi hocam, Yunus Emre Hazretleri buyuruyor. Aşık öldü deyu sala verirler, ölen hayvan durur, aşıklar ölmez. ölmez. Aşıklar niye ölmüyor hocam? Zaten yani <laughs> ölümü aşmanın tek yolu aşık olmaktır. Aşık olduğunuzda ölüm ölüm aklına gelmez. Ölüm dahi selama durur. Aşıka ölüm bile selama durur. Onlara öldü demeyiniz. Ayet-i kerime evet. Allah bile ölümü yakıştırmıyor. Şehit ne demek? Gören demek. Gören aşık olmaz mı? Nesimi söylesin. Nesimi ee, Gel gel yanalım ateşi aşka, Şule Şu salalım ateşi aşka, Aşık olan ölmez, yerde çürümez, Yanmayan bilmez ateşi aşka. Aşk öyle bir şeydir ki ceset çürümez. Gerçek aşıklardan bahsediyorum. Yoksa herkes aşık. Aşık olmayan yok ki. O ayrı. Fakat gerçek aşıklara Allah saygı gösterir. Ceset çürümez. Eyvallah. Çünkü insanlığın son mertebesine çıkmış. O adam şerefli bir insandır. Eyvallah. İnsan hayvandan tek fark aşık olmak. Onu yaşamış. Eyvallah. Onu yaşamıştır. Şey var bir Azeri manisi aklıma geldi. Çok bizim Van'da söylerler. Çok hoşuma gider. Bu dağın garı menem. Gün ursa erimenem. 70 yıl yerde yatsam aşıkam, çürümenem. <laughs> Çok güzel. <laughs> Çok güzel. Eyvallah. Şimdi hocam yavaş yavaş programın sonuna geliyoruz. Erçişli İbrahim bir dörtlüğü var. Aşk ve vuslat bağlamında bunu değerlendirmenizi isteyeceğim müsaade buyursanız. İtibar olmazmış yüze gülene, Canım kurban olsun kadir bilene. Kefen yetişmezmiş garip ölene. Meğer yarın yazmasına saralar.'' Evet. Bu aşk ve vuslat ilişkisini bu dörtlük bağlamda değerlendirir misiniz? <laughs> Yine kitabın orta yerinden oldu ama. Evet Emrah bizim Emrah'ımız Beşeri aşkı çok zarif, çok güzel, çok masum işlemiştir. Zaman zaman ilahi aşka yol bulunur oradan. İşte kefen mesela şehitlerde kefen yok biliyorsunuz orada ona bir telmik evet. var. Meğer yarın yazması olursa kabul. Çünkü o kadar şerefli ki ben kefene sığmam diyor. Meğer yarın yazması olursa kabul ederim. Yani bu dünyada mutlak anlamda vuslat zaten yoktur. Bakın önemli bir konu Çok bu. Çok kıymetli ama hocam. Mutlak anlamda vuslat olmaz, izin yoktur. Tatmayız. Bu dünya tatmanın yeri, doymanın yeri değil zaten. O onlar cennette. Evet. Yani mesela şimdi, Leyla'yı getirin, Mecnun'a verin, evlendirin, düğününü yapın. Bir hafta sonra diyecek ben buna mı ya? Bunun için bu kadar çöllere düştüm. Bir sürü sıkıntılar başlayacak. Evet. Yani ben bunun için mi? demek değilmiş benim hedefim bu. Evet. Güneş şu tepenin ardında. Zannedersiniz ki o tepeye ulaşınca güneşi tutarsınız. O tepeyi ele geçirirsiniz. Güneş yine başka tepenin ardına geçer. Bu dünyadaki sevgililer böyledir işte. Eyvallah. Bu dünyada mutlak anlamda vuslata yer yok. Olmadığı için de Vuslatı reddetmişler, bu hakikati görmüşler. Vuslat, vuslat da kendimize harcamayalım. Biz bu aşkı yaşayalım, Allah'ın merhametini celbedelim, Allah'ın sevmesine mazhar olalım. Çünkü Allah boynu büyük sever, Allah mahzunu sever, Allah ağlayanları sever. Yakup Aleyhisselam'ı düşün. Bir peygamber Allah niye onu o kadar ağlattı? Ağlamasını seviyordu çünkü. Evet, evet. Gözler gitmişti. İstese her şeyi verebilirdi. Peygamber. Ama bunu arzu Ve son peygamber, onu hep duyuyoruz. Son peygamber Allah'ın habibi, yerleri gökleri yüzü suyu hürmetine yarattığı, büyüklüğünü akılımızın alamayacağı kadar en büyük kul ve beşer. Bir tek Hazreti Fatıma kendisinden sonra kaldı. Diğer bütün evlatlarını eliyle toprağa vermiştir. Ne Hazreti büyük peygamber. Acı yani. Bir yani tane dört kere bir... evlat acısı yaşamış. Açlık yaşamış. Vurup dişini kırmışlar. Çobanlık yapmış. Memleketinden sürülmüş. Hanımına iftira atılmış. Bir insanın başına geleceği her acı ucundan, kenarından ona tattırıldı. Çünkü önderimiz. Onun bilmesi lazım bunlar. Çünkü rehberimizdir. Eyvallah hocam. Müsaade buyursanız destur verirseniz e, halinizin bir şiiriyle programı kapatalım hocam. Tamam. Destur var mıdır? Estağfurullah Siz bekliyorum. okumuyorsunuz hocam, tevazu ediyorsunuz. Tevazudan değil. Şair... Ha, onu söyleyeyim. Şairde tevazu olmaz. <laughs> onu söyleyeyim. Riyadır, inanmayın. Eyvallah. Ben müsaade buyursanız <laughs> okuyayım Ne zaman sinede bir ateşi suzan tutuşur, biliniz el ele şol can ile canan tutuşur. Nazarın feyzini zahit ne bilir buzdan adam? De ki gelsin hele bir göz göze el an tutuşur. Yüceden kalbe çakar yıldırım aşktır adı aşk. Külüdür savrulur aklın ve de izan tutuşur. Bu muhabbette seven kim, sevilen kim ne gerek? İkilik bahsine bir ahmaku nadan tutuşur. O kapanmaz yaradan hastaya söz açma aman. Hele mecnunla konuş leyliyi bir an tutuşur. Nice bin dert ile dağlandığın arz eyleyeyim, tepeden inse yanık gönlüme derman tutuşur. Bu ne hınçtır, bu ne kindir bana ey bahtı siyah! Nitekim böyle kıran kavgaya düşman tutuşur." Hocam kaleminize sağlık, ağzınıza sağlık. Teşekkürler. Çok teşekkür ederim. Allah razı olsun. Çok keyifli bir sohbet oldu. Efendim Altındağ Belediyesi'ne bağlı olarak faaliyet gösteren Ankara Mevlevi Hanesi'nden yapmış olduğumuz Edebi isimli programımızın sonuna geldik. Allah nasip ederse haftaya tekrar birlikte olacağız. Hoşça bakın muhterem zatınıza.